Ekranlarınızda fil dişi sahilinin devrik devlet başkanı Laurent Gbagbo'nun konutundan geriye kalanları görüyorsunuz. 10 yıllık iktidarından ayrılmak istemeyen Gbagbo'nun pazartesi günü tutuklanmasıyla yağmacıların konuta girmesi bir oldu. Değerli olan her şeyi alan Alassane Ouattara yandaşları daha sonra konutu ateşe verdi. Çatışmaların son dakikalarını ise Gbagbo tutuklanma anında kameralar anlattı. Çatışma sona erdiğinde onlara beyaz mendil sallamalarını söyledim. Fransa ve Birleşmiş Milletler Gbagbo'nun Abidjan'daki son kalesinin yıkılmasında kilit rol oynarken eski Fransız Savunma Bakanı Herve Morin görüntüleri aşağılayıcı bulduğunu açıkladı. Gbagbo ve eşi güvenliklerinin Birleşmiş Milletler tarafından sağlanmasını talep ederken bu istekleri kabul edildi. Ülkede ise çatışmaların yer yer devam ettiği belirtilirken zaferini ilan eden Alassane Ouattara'ya bağlı birliklerin kutlamaları kameralara böyle yansıdı.